Evet, selamun aleyküm dostlar, değerli arkadaşlar, merhabalar herkese. Ilgaz yolundan saygılar, selamlar, sevgiler. Evet değerli dostlarım, bugün de yükümüzü yükledik. Yükümüz yine tuğla, 27 ton diyelim. Yağmurlu havada böyle Ilgaz rampalarını, Ilgaz'a doğru devam eden rampaları nasıl iniyoruz? Yolda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ne şekilde araç kullanmamız gerekiyor? Bunları burada hem inelim hem de yavaş yavaş sizlere anlatalım. Mesela arkadaşlar bakın, buraya aşağı inerken geri taraflarda yol çok kaygan olduğu için ben buraya doğru dikkat edeceğim. Kışlık lastikleri de daha taktırmadığımız için şu anda yazlık lastikleri kullanıyoruz. Gerçi bunlar da iyi ama yine de yolda sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Şöyle rötörleri fazla kullanmıyoruz arkadaşlar böyle zamanlarda yolda. İki diş ben rötörleri çektim. Yani yine de dikkatli inmek gerekiyor. Şimdi buraya aşağı virajlarda olduğu için arkadaşlar, yük de oynak yük olduğu için dorsede, yük de dorsede oynak yük olduğu için o yüzden böyle buraları yavaş yavaş, özellikle de virajlara girerken inelim. Yani iki diş rötörleri çektim. Bazen hiç çekmemek de gerekiyor. Yani bu havada çekebilirsiniz arkadaşlar. 3-4 diş. Sıkıntı yok. Ama böyle yağmurlu havalarda, özellikle de kaygan yolda hissettiysen onu fazla çekmeyeceksin. Ve arada fren, ayak freniyle böyle muhatap olacaksın. Haşır neşir olacaksın ki sıkıntı yaşamayalım. Allah yolumuzu, izimizi açık eylesin. Hem de bir yandan da yağmur yağıyor. Bir de buraya doğru yolda kanallaşma oluyor. Şurada arabayı atıyor arkadaşlar. Burada kanallaşma olduğu için arabayı bir atıyor. O yüzden buraya yavaş, bakın gördüğünüz gibi şurada oynuyor yani bir yana. Arabayı yani ben oynatmıyorum, yol oynatıyor yani o yana bir yana. Yağmurlu havalarda da bu atmalarda hızlı girersen hızlı atar, kaldırır da atar yoldan bizi yani. Onu da buradan belirtmiş olalım. Yani işin aslı arkadaşlar, dikkat edeceksin. Bir saat geç gideceksin, yavaş gideceksin. Yapacak bir şey yok yani, ne yapalım? Sağ salim gidelim, adamın malını sağlam teslim edelim, kendimiz sağlam gidelim. Malımıza, canımıza zeval gelmesin. Kimseyi üzmeyelim, kırmayalım. Arkamızdan kimisi belki kötü konuşur, belki kimisi şu adam da iyi adamdı ya, gencecik öldü derler, demesinler diye uğraşıyoruz yani. Cenab-ı Allah bilir ne zaman öleceğimizi, ne zaman kalacağımızı da biz ona göre de tedbirimizi alıyoruz. Bir yandan da böyle araçlar da geçerken yanımızdan biraz yavaş geçse, yani kendilerine onlar da dikkat etseler. Çok da etmiyorlar gibi oluyor da. Çay suyumuz da kaynadığı gibi arkadaşlar, ama bu buralarda şimdi çayla uğraşacak vaktim yok benim. Uğraşamam. Özellikle şu bakın, yolun siyahladığı yerlerde zemin kaygan oluyor. Yolun siyahladığı yerlerde zemin kaygan oluyor. O yüzden buralara dikkat edeceğiz. Dikkatli edeceğiz. Virajlara yavaş gireceğiz. Sesimde de bir anormallik olmaya başladı. Limon alacaktım ben evden çıkarken. Bir tane var dolabımda da. Ne unuttum diyorum. Aklıma ne? Şimdi geldi aklıma, gördün mü? İhtiyaç duyduğun anda aklına geliyor zaten. Buraya aşağı aslında yolları biraz tırtıklamaları lazım. Çünkü kışın buralar sıkıntı arkadaşlar. Yağmurlu havalarda sıkıntı.
Mesela şurada salayım ben rotörleri. Şurada aynı. Burada viraja gireceğiz. Tam da viraja girerken yanımıza da araç geldi. Gördüğünüz gibi. O yüzden çok aşırı yavaş giriyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor yani. Mecburen dikkat edeceksin ki. Şimdi rotörleri bıraktım ben arkadaşlar. Burada da viraj var ama burada biraz daha yeni salıyoruz arabayı ki. Böyle ufak ufak. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu viraja özellikle buraya girerken arkadaşlar arabayı yatırıyor burası. Yatırdığı için buraya ben biraz kapalı giriyorum. Yük de oynak olduğu için arkada ara atılmadığı için sıkıntı oluyor. O yüzden buraya biraz kapalı giriyorum. Her seferinde aynı şeyi yapıyor çünkü burası. Çok keskin görünmüyor ama arabayı çekiyor yani. Dostlar, Ilgaz'a yukarı, daha yukarı devam ediyoruz. Dayım da ne odun yüklemiş ya. Baksana, star etmiş onu ama. Valla biraz tehlikeli duruyor yük. Normalde böyle yüklenmezdi. O da sanayi tipi olduğu için bu şekilde yüklemişler onu. Eskiden öyle yüklerdik. Biz de eskiden öyle yüklerdik. Bir zamanlar. Ama biz böyle yüklemiyorduk. Öbür türlü. Dostlar, Ilgaz'a yukarı çıkıyoruz şimdi rampalara. Bu virajı, bu arada çayımı da koydum. Bir iki de pisküvi, piskevit attım ağzıma bir iki de. Aslında GoPro ile devam ediyordum da GoPro'nun bağlantısı kesildi arkadaşlar. Buraya doğru internet falan, Bluetooth kesiliyor. O yüzden böyle telefona geçişi yaptık. Bu tüneli de buraya kadar getirdiler. Buraya viyadük mü yapacaklar? Ne yapacaklar? Devamı gelmedi. Yukarı yolu aşağı yukarı tamamladılar sayılır ama yukarı
Karşı şeridi açacaklar herhalde. Orayı da bitirdiler sayın. Allah kolaylık versin. Abimiz arıza yapmış herhalde. Yağmur da var. Hava da soğuk. Geç dayı geç. Geç daha bas o arabaya bas. Altında Honda var ya. Evet, kış kendini hissettirmeye başladı arkadaşlar. Burada 5-10 güne kalmaz buralara kar yağar. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kara akış ayı geldi. Kara akış. Sar başına başına şarbanın beyazını. Sar başına başına şarbanın beyazını. Benden darınlıyorsun. Ben mi yazdım yazını? Benden darınlıyorsun. Ben mi yazdım yazını? Acaba pişman mısın sevdalı gettiğine? Ben valla pişmanım daha yetmediğime. Ben çok daha pişmanım daha yetmediğime. Oh ya, çayı içtim de kendime geldim azıcık ya. Çayı içtim de azıcık kendime geldim ya. Yolu üstünde karınca, karınca kararınca. Yolu üstünde karınca, karınca kararınca. Kız seni sevduğumu anca anladım anca. Yar seni sevduğumu anca anladım anca. Gazın tepesine yapacağım evimi. Çok güzel yaptılar ya. Şurası var ya, çok harika bir yer. Şu önünde de oturma yeri yaptılar ya. Hayalimdeki yeri yaptılar buraya. Ulan tünele bir girişim vardı. Tünele bir girişim vardı. Çıkarken nasılydı? Çıkarken bakarız ona o zaman. Şimdi girdik. Ne diyor? Ay bir de çıkışımız vardı he. Ulan diye tünele bir girişimiz vardı. Çıkarken? Ay bir de çıkışımız vardı.
Evet, tüneli çıktık, aşağıya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, şimdi Ilgaz'a aşağı iniyoruz. Durdum da kamerayı açtım, kapattım. Bluetooth kesildiği zaman orası kendini kapatıyor. Bazen buradan da açamıyorum. Şimdi hem durdum burada. Kamerayı açtım sizlere, şöyle dedim. Arkadaşlarımı mağdur etmeyelim. Biraz da GoPro ile çekelim. Birbirine eşleştiririk biraz da doğru. Tabii bizi bayağı uğraştırır ama yapacak bir şey yok. Sizler için uğraşmaya değer arkadaşlar. Buradaki değerli dostlarım için ben uğraşıyorum. Sıkıntı yok. Bir de hapşırık tuttu az önce beni ya. Hapşırık tuttu peş peşe. Faş kuş faş kuş faş kuş. Neydi ya? Geri tarafa doğru arkadaşlar, oralara doğru internet çekmediği için Bluetooth kesintisi yapıyor. Bu sefer GoPro'ya bağlanamıyoruz. Orası da kendini kapatıyor zaten. O yüzden telefonla çektim bu bölümleri. Yani biraz oradan biraz oradan olsun. Hem arkadaşlarımızın bazısı geniş ekran, hem bazısı da buradan kabini görmüş olur. Yani az da olsa onların isteklerini de yerine getirmiş olabiliriz. Onların istekleri tabi hem buradan hem şuradan kamera, hem buradan beni gösteren kamera olsa iyi olacak. Değil mi? Ama öyle bir şey yapmamı isteyen arkadaşlar bana şey olarak, sponsor olarak GoPro gönderebilir yani. Bir tanesi GoPro, biri şöyle A olanlardan, paşa olanlardan bir tanesi GoPro gönderebilir. Bir tane daha. Bir tanesi notebook gönderebilir. Onu buradan şey yapmak için. Ya da katıl butonundan ya şeyden, süper teşekkürden çok böyle yükleneceğiniz, izlemelere çok yükleneceğiniz, böyle yardımda bulunacağınız hep beraber ki böyle alacağız o zaman. Yanıma da bir eleman alacağım. Bu kendisi bizle beraber röportaj yapar. Röportaj yapar gider kartım. Profesyonelliğe adım atacağızsak hep beraber atacağız. Öyle tek başıma ben atamam. Buraya destekte bulunursanız, biz dedik yani buranın parasını zaten kullanmıyoruz diye. Bir kısmını gene aynı şekilde devam ederiz. Bir kısmını da ekipmana kullanırız. İzlemeler çok olursa, birazcık şöyle 8-10 milyar gelirse aylık, 4-5 lira gelirse, şöyle iki GoPro daha alırım, bir tane notebook alırım ya da dizüstü sağlam bir laptop alırım, ondan hallederim işlerimizi. Ne bileyim yani, öyle öyle şeyler ya.
Öyle öyle şeyler işte. Çayım da şöyle, çaydan da bir fırt alayım. Gelin çay içelim. Önceden köyde, tarlada, bağda, bahçede çalışırken ev ile tarla birbirine uzak olduğu için, iletişim de olmadığı için şey yapıyorduk. Çay demlendi, kahvaltı hazırlandı ya, atıştırmalık bir şeyler. Baba! Baba! Şu! Şu! Isıklık. O da oradan vuu ediyordu. Haydi çay içiyoruz, haydi! Bunlar da bağırıyordular onu. Tamam, gelin! Eskiden iletişim öyleydi. Şimdi hemen cep telefonu var. Dırırt. He. Çay içiyor haydi. Tamam be. Haydi. Haydi böyle konuşma şimdi. Geliyor. Şimdi arkadaşlarımız, ben şimdi böyle şeyleri anlatırken mesela buradan arkadan benim mimiklerimi göremiyorlar, el hareketlerimi göremiyorlar, yüz hareketlerimi göremiyorlar. O yüzden bunları görmenin peşindeler bunlar da. Ben anlıyorum işi ama bu sefer de yok abi emniyet kemerini takmadın, yok bilmem ne oldu, yok şöyle oldu, yok oraya böyle ödülür mü, yok giderken çay içilir mi? İçilir tabii, niye içilmesin? Çay içip de sarhoş olmuyor ya, çay içiyor kafamız yerine gelsin diye. Size de vereyim. Ulo! Haydin çay içiyor, gelin. Kimseden ses gelmedi. Evet, rampayı aşağıda iniyoruz arkadaşlar. Buraya aşağıda durmak yok, yola devam. Şöyle yapalım o zaman. O zaman biraz da şöyle yapalım. Çağırayım çay içmeye sizi. Ulo! Ulo! Haydin ula! Ula! Çay içelim haydin! Buradan hemen bağıracak bir kişi. Yoo! Gelin! Gelin! Haydi böyle. Evet dostlar. Böyle yüzümüzü de göstermiş olduk sizlere. Arabanın içinde yük devam ediyoruz yani buraya aşağı. Buraya aşağı devam ediyoruz. Bayağı zamandır da yüzümü çekmediydim değil mi ben size? Şöyle... Yüzümde gözümde şöyle birazcık yakışıklılığım gittiydi de şöyle yakışıklılığım yerine gelsin dedim. Saçımız sakalımız şöyle bir. Öteki türlü yumurta gibi görünüyorduk ya. Tavuk yumurta, gaz yumurtası gibi. Önü var diye. Şimdi böyle arkadaşlar sizlerle beraber devam ediyoruz. Ama dediğim gibi benden böyle performanslar bekliyorsanız ne yapacağınız? Sponsor olacağınız. Bir tane, iki tane, her yani şöyle kalın, kuvvetli adamlardan bir iki tanesi bize sponsor olacak. Şöyle bir tane birisi GoPro alabilir. Bir tane birisi, öbürü de GoPro alabilir. Ondan sonra bir tanesi dizüstü bilgisayar, laptop, artık öyle alabilirsiniz. Fark etmez yani, ben sponsorluğu kabul ederim. Sponsorluğu kabul ederim yani, sıkıntı yok. Öteki türlü de dediğim gibi Battle butonundan, süper teşekkürden yükleneceğiniz, izlemelere yükleneceğiniz ki en azından 2-3 ayda bir GoPro'nun parasını toplayalım. Bir GoPro da şimdi ben bunu aldığım zaman 5.5'a mı ne aldıydık? Şimdi kaç para bilmiyorum ki. İyi bir GoPro sormak lazım. Gene 15-20 milyar vardır herhalde. O zamanki 5 olan 3'e 4'e katladı. Şimdi 15-20 olmuştur. Yani 2 tane GoPro alayım desem en az 30 bin lirayı çık. Bir de laptop ya da notebook alsan 30'da 10'a verirsin. 60 bin lira. 50 bin lira. 50 bin lira gözden çıkalım. Yurt dışında olan arkadaşlarımız oralarda daha uygunuzsa arkadaşlar buradan bize yazsınlar. Oralarda daha uygunuzsa ona göre hareket edebiliriz yani. Sıkıntı yok. Hani oradan gönderebilirsiniz bana. Ücretini öderiz. Hiç problem yok yani. Tabii buraya göre uygunsa, uygun değilse çok uğraşmaya gerek yok. Böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? Şöyle çayımdan bir yudum alayım. Kimse gelmiyor çay içmeye. Çayım da açık oldu ya. Sallama dallama çay bu kadar oluyor. Anam bu ne biçim çay?
Oy. Ne bileyim ya, biraz da böyle olsun dedik yani. Evet arkadaşlar, şimdi buradan aşağı ana yola iniyoruz. Ben kameramı yola çevireyim. Bu kadar benlik yeter size. Bu kadar benlik size yeter. Şimdi kamerayı yola çeviriyorum. Devam ediyoruz. Evet, buradan Ilgaz'a ana yola iniyoruz. Oradan Gurşunlu Murşunlu devam edeceğiz arkadaşlar. Atımın belli yar, kız ağır gidelim var. Ben olmadığım yerde Muhammed diye bağır. Bağır Muhammed diye, ben kapıda olurum. Seslerini duyarsam seni arar bulurum. Duyarsam seslerini seni arar bulurum. Arar seni bulurum. Rampa aşağı iner de, rampa aşağı iner, rampa aşağı iner. Ne yapıyorsun dayı ya? Bu viraj da çok tehlikeli ya. Burası da çok tehlikeli. Vay. Araba yoğunmuş. Şöyle dalalım. Akbak dinlenme tesisleri, kahve dünyası, fırın, pide, küfte, lahmacun. Gelirken de yağmurla geldim. Ben giderken de yağmurla gideceğim. Anlaşıldı. Yağmurla geldik. Giderken de yağmurla gideceğiz. Anlaşıldı. Anam! Herhalde grip olacak ya. Yapma bunu bana. Yapma bunu bana, hastalık. Orada dışarıda soğukta biraz bekledik, üşüdük ya. Buraya doğru
Ilgaz'ı geçtik arkadaşlar. Ilgaz Gantara doğru devam ediyoruz. Bir Gantar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Gavurun kızı Ermeni'nin gelini day Ermeni'nin gel. Seni gavurun kızı day Ermeni'nin gelini. Haydi gidelim haydi de gel tutayım elini. Haydi gidelim haydi da tutacağım elini de tutacağım elini.